It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hepinize merhaba arkadaşlar. Güven Elvan'la Kurban Bayramı'nda akşam yemeğine doğru hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Dolma yapacağız. Dolma yapacağız. Kurbanlık etimizi yapacağız. Yanına salata yapacağız. Tatlı yapacağız. Tatlı yapacağız. Kurabiye yapacağız. Kurabiye yapacağız. Bir sürü şeyler. Bir sürü şey yapacağız. Hep birlikte bunları nasıl hazırladığımızı görelim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, malzemelerimizin arasında kurbanlık et var. Gördüğünüz gibi, çünkü biz fakir olduğumuz için kesemedik. Bize üst komşumuz getirdi, Allah razı olsun. Ve patlıcan, kabak. Patlıcan ve kabak. Ve biber de var ama onun için de soymadık. Var. Evet, onun için de soyacağız şimdi. Hadi yemek yapmaya başlayalım artık, geçelim o tarafa. Bu soğanı doğrarken soğana iltifat etmeniz lazım ki gözünüzü yakmasın. Canım soğanım, gerçekten sen benim gözümü yakıyorsun ama yine de ben seni seviyorum. Bakın şimdi gözümü yaşartmadım. Arkadaşlar gerçekten soğan doğramak çok zor bir iş. Evet, ben soğanı bıraktım, Güven yapsın. Şu an soğanın yaptığı bu. Soğan, sen beni ağlattın, Allah da seni ağlasın kardeşim. Hani soğana iyi davranınca soğan bir şey yapmıyordu? Yapıyor demek ki. Ona beddua edeceğim bundan sonra. Evet, soğanlarımızı doğradık arkadaşlar. Şimdi daha önceki kabuklarını soyduğumuz domatesleri başlıyoruz artık. Şimdi nasıl soracağım, nasıl soracağım? Aşkım, pislik. Dolmamızın içini dolduruyoruz arkadaşlar. Çok doldurma, tamam mı? Çok doldurayım ki tadı daha güzel olur. Hayır. Çok dolduracağım. Hayır aşkım. Tadına bakalım mı? Ya pislik yapma. İçi doldururken yapmanız gerekenleri söyleyeyim. Bir anda aklıma geldi. Şimdi bu dolma. Tamam, öyle sallama. Dolma, biber ve içi açılmış. Biz daha önceden açtık, bunu göstermedik, kusura bakmayın. Bu da dolma içi. Şöyle çok güzel, biz acılı severiz. Dolma içini aldınız şu kadar. Dolma içi. Nasıl nasıl? Pardon, özür dilerim. Bunları bayağı. İnsani bir şekilde. Şimdi şöyle yavaşça doldurabilirsiniz. Yalnız şimdi siz diyorsunuz ki, ulan bunun hepsini siz mi yiyeceksiniz? Evet, biz yiyeceğiz. Valla sadece iki kişi yiyeceğiz arkadaşlar. Yemin ederim ne misafir gelecek ne bir şey. İki kişi oturup yiyeceğiz. Hepsini bitiremezsek 5 günlük yemeğimiz işte. 5 gün yemeklerinden kurtuluruz. Allah olmayanı da nasip etsin inşallah. Hatta olmayan varsa yazsın bize, gelsin buyursun. Hep birlikte yiyelim. Biz bunu 5 güne zor bitiririz. 5 gün içinde yazın arkadaşlar. Şimdi bir tane fenomen bir çift. Eşinin fiziğiyle fenomen olan bir çift diyeyim. Benim hakkımda bu çocuk işte hanımcı. Bu çocuk eşinden izin almadan dışarı çıkamaz gibi söylemlerde bulunmuş. Allah izin verirse bu Türkiye'de komple insanların hepsini hanımcı yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer o kitleye ulaşabilirsem. İnsanlardan ne istiyorsun ya? Zaten yeterince linçleniyorsun. Yani sen. Bir kadın köle değildir. Bir kadını eve aldığınızda o sizin hizmetçiniz değildir. Yardım etmek zorundasınız. Bütün erkekler için söylüyorum. Eğer zaten bu şekilde yapan varsa üzerine alınmasın. Çoğu insan var ve tanıdığım çok insan var. Eşini hizmetçi olarak alıyorlar resmen eve. Hatta gidip aldatıyorlar. Ne bunun adı? Maçoluk. Maçoluk bitecek. Artık kadınların bir hizmetçi olmadığını, bir obje olmadığını anlayacaksın. Kapya biber nasıl doldurulur? Kapya biberi tuttunuz, içini soydunuz. İçinde yaptın mı? Evet. Evet, ben ete başladım. Eti kesiyorum arkadaşlar. Elvan da yaprak sarması yapıyor. Biliyorsunuz ki eti erkekler keser, sarmayı kızlar yapar. Çünkü neden? Et kesmek birazcık güç isteyen bir şey. Ben kestim eti az önce. Ve evinin güçlüsü ben olduğum kamera için. Kamera arkasında keşke çekseydim. İyi bir şey alıyorsun. Evin en güçlüsü benim. Tamam arkadaşlar, şu kadar eti o kesti, ben küçücük kesiyorum sırf gösteriş olsun diye. Ya bu nasıl sarılıyordu? Ters mi, düz mü ya? Anlamadın ki, öyle sanıyorum. Böyle mi? Öylesin, öyle. Çok büyümüş gibi davranma sürekli ya. Eti keserken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu 2-3 saat önce bir hayvandı. Bu bir canlıydı. Şimdi sarma sarmaya başlıyoruz. Sarmamızı sarmaya başlıyoruz. Sarma sarılır. Ben biliyorum aşkım, bana öğretmiyor. Bak hayatım. Şimdi beni izle şimdi. Bir dakika, ben biliyorum. Şimdi bak, bu parçayı buraya. Tamam, bu parçayı buraya öğreteyim arkadaşlar. Şimdi bir dakika, ben öğretebilir miyim aşkım? Gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle koyduk bu şekilde. Bu parçayı şöyle şuraya. Bu parçayı böyle buraya. Hayır, boğaça yapmıyorsun bak. Şunu şöyle atıyorsun, tamam mı? Tamam. Bunu da ben de öyle yaptım. Sonra şimdi böyle sıkı sıkı, tamam mı? Bu arada ters sarmışsın. Yaptım. Ben sarmışım, bir göstereceğim. Tamam. İşte bu. Bu başarı senin mi hayatım? Bu başarı benim. Hani bunun tersini ne saçmalama sanmıyorsun? Şöyle yani. Bak aşkım, şurasına bak, bir şurasına. Çok kötü olmuş. Allah çarpsın bunu, ben sardım. Bakayım. Kur'an çarpsın. Yemin ederim bunu ben sardım. Çok güzel bir şey. Ooo. Kur'an çarpsın bunu ben sardım. Evet arkadaşlar, Güven Elvan'la Kurban Bayramı'nda akşam yemeğine doğru hala devam ediyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi aşkım, ben börek yapacağım. Sen de ıslak kurabiye yapacaksın. Yumurtayı çırpıyorum arkadaşlar ama usta bir şef gibi çırpayım şimdi yumurtayı. Bir çay bardağı toz. Bir çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz arkadaşlar.
bakarak yapayım arkadaşlar. Amacım ben sana demedim mi dikkatli ol diye? Özür dilerim. Ne yaptın şimdi? Ben senin kirliliğinle mi uğraşacağım bir gün? Özür dilerim aşkım, kızma bana. Kızım cezene güveni rahat bırakır mısın? Cezene güven, düzgün yapsın cezeneymiş. Kulak memesi kıvamında olmalı. Hani un o. Pardon. Şimdi ne döküyorum aşkım? 125 gram tereyağı. 125 gram tereyağı. Aşkım. Bunu koyuyorum, bunu iyice parçalaman lazım. Aşkım dur, göstermedim insanlara. 125 gram tereyağı. Aşkım bunu nasıl parçalayacağım ben bu arada? Bununla parçalamıyorum. Aşkım elinle parçala o zaman. Nasıl elimle? Işık var. Hayır. Şimdi ne yapıyorum? 125 gram tereyağını parçalıyorum. Manyak. 125 gram nedir ya? Bunun 125 gram olduğunu nereden anladın? Üstünde yazıyor. 50 gram falan. 50 gramın yarısı kaç? 25. Evet, ben şimdi böreğin sosu için bir bardak yoğurt. Evet, yağ da çok pahalı. Bu yüzden yarım su bardağından daha az koyacağım. Birazcık sesli konuş. Yarım su bardağından daha az koyacağım arkadaşlar. Gezene güven çıkmaya başlıyor. Şimdi yumurtanın sarısını ayıracağım. Niye biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ben de ne diyorsa onu yapıyorum. Hayatım, bunun sen onu öyle yaptın da şimdi onlar havaya uçuyor. Tartışmak istiyorsan videoyu kapatayım da arka odaya geçelim. Olur, gel. Ay ben burada tarif bakıp hızlıca yemek yapmaya çalışıyorum. Sen bana reklam gösteriyorsun. YouTube. Kendine gel. Aşkım bu peynir mi? Doğru peynir. Bak bakayım aşkım, tuzsuzsa birazcık tuz döküyorum. Yani lor peyniri tadında. Destan kabartma tozu. Destan yazabilirsiniz. Oldu ben yaptım arkadaşlar. Şimdi brownie kurabiyelerimizi yuvarlıyoruz hemen. Elvan da böreği yuvarlıyor. Yetme değil mi? Ama sen yine gönlüne göre eğlen. Beni boş ver, benim acelem var, gidiyorum geri gelemem. Ha. Benim için bir şarkı söyler misin bana? Söyleyeyim özel. Söyleyeyim. Bana özel. Söyle. Bana özel bir şarkı söyle. Tamam söyleyeyim aşkım, söyle. Hangi bana şarkı? Özel işte, sen kendin bana özel bir şarkı söyle. Böyle bana özel, böyle tamamen bana yazılmış gibi. Gözlerin yeşil, saçların siyah. Neden siyah ve yeşil? Bu mu bana öğrettin şarkı? Aşkım ne yapayım şimdi, sen nasıl şarkıydın? O zaman şunu söyledim sana. Seviyorum seni. Peki ben sana özel bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Kim derdi ki seninle bir gün evleneceğiz, oturup kurabiye börek birlikte yapacağız. Ben de sana öğreteyim aşkım. O kadar mutluyum ki seninle, ne güzel yemek yapıyorsun evimde. Parka gittik, yemek yedik, içtik, sıçtık seninle. Niye böyle bir şey yaptın hayatım, şimdi ben onunla uğraşmıştım 2 saattir. Sen sar, ben sarhoş olurum. Bunları bu şekilde dizdim ve şimdi onları da fırınlatacağız börekle birlikte. Küçük küçük kek kalıplarım var ve birazcık kaldı. Bu gece kınayı getir anı. Evet arkadaşlar, kurabiyemizi ve böreğimizi de fırına koyduk. Şu an ne var aşkım? Limonlu kek ve salata. Evet, limonlu kek ve salata yapacağız. Limonlu kekim için ben bir tane limonun kabuklarını rendeliyorum arkadaşlar. Elvan da diğer işlemlerini yapıyor hayatımın aşkı. Bunu kullanmayı sevmiyorum çünkü her yere dağılıyor ve kirleniyor. Ya çalıştırıyoruz. Yeter mi bu kadar? Hı hı. Yeter. Yeter mi? Hı hı. Hı? Hı? Paket vanilya. Nasıl yapıyorsun aşkım? Ben sana bunun sırrını anlatayım böyle. Ben iyi biliyorum. Şöyle bir. Şöyle. 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 Şerefsiz vanilya. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Bak böyle yapacaksın aşkım. Bir dakika dur, öyle değil. Annem, aşkım muhabbetten her yerine. Ya ama sen bilmiyorsun. Çıkmayı ver bana. Bak ne yapacağım. Bastıracaksın biraz. Çırpmayı da öğrenmiyor. Çırpmayı da öğrenmemiş bak hayatında. Bildiğiniz gibi Elvan'ın içinde bir fakir yattığı için o
makineyi kullanmayı beceremedi. Yine elimizle çırpıyoruz. Evet, ben kek kalıbını yağlıyorum. Elvan da çırpıyor. Niye o kadar bağırıyorsun? Canımın içi, gönlümün içi. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin mükemmel bir gücün var ve sefkin var. Evet, kekimiz de tamam. Şimdi salatamızı yapıyoruz arkadaşlar ve daha sonra yemeğimize geçebiliriz. Arkadaşlar biz yemeklerimizi hazırladık. Herkese afiyet olsun. Bu arada bizi çok fazla izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.